Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 24 Mart 2021 günlerden Çarşamba. Ben bütün arkadaşlarıma yeni günde ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Yeni günde umarım hep birlikte şanslı kalemleri buluruz. Arkadaşlar biliyorsunuz gündüz yarışları Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak 7 koşuluk programla start alıyordu. Burada bir altılı ganyan analizimiz oldu. Yine akşam yarışları İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak 8 koşuluk güzel bir programla tamamlanacak. Ben İstanbul at yarışları analizlerimle karşınızdayım. İstanbul at yarışları analizlerime geçmeden önce yine bir hatırlatma yapmak istiyorum sevgili yarışseverler. Tahminlerimi yazılı olarak verdiğim, şablon şeklinde paylaştığım ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Dün akşam yarışları çok fazla para vermedi. 32 lira gibi bir ikramiye verdi. WhatsApp grubumuzda 24 misli bir altılımız, 8 misli bir altılı analizimiz tuttu. Yine ufak da olsa güzel bir ikramiye aldık arkadaşlar. Yani 700 liraya yakın bir ikramiye, 24 misli altılımızdı. Süper misli altılımızdı. Yine normal misli altılımızda 8 misli olarak tuttu. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza katılmak, grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda küçük harflerle okangunertv@gmail.com mail adresimize telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek ben akşam yarışları, İstanbul at yarışları analizime geçiyorum. İstanbul'da 8 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan programın 3. koşusuyla start alacak arkadaşlar. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe sentetik piste koşulacak maiden yarışı. Arkadaşlar burada esasen içimden tek geçen bir safkan var. Gerçekten hiç sıkılmadan, hiç yormadan, yani sonlarda net bir sprintini görmedik. Yedire yedire geldiğini gördüğüm Sayın Hakan Özçolak'a ait ve Daniela's Daughter isimli safkanla kardeş olan 3 numaralı Daniela's Son isimli safkan. İlk yarışına da Özcan Yıldırım arkadaşımız binmişti bu safkana. Bugün yine Özcan Yıldırım idaresinde benim ilk şanslı safkanım olacak. Yine son yarışın çok beğendiğim bir isim var. Bus Ranger temsilcisi 2 numaralı Benzema. Bugün Saadettin Boyrez dairesinde piste çıkacak 2 numaralı Benzema'yı da bugün ekür koşma avantajıyla ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Ve son isim olarak da 6 numaralı I Wanna Love isimli safkanı öneriyorum. Burayı da 3 tek ya da 3-2-6 şeklinde değerlendirebiliriz. Ve altılı Ganyan ikinci aya. 4 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe sentetik piste koşulacak Handikap 15 yarışı. Bu yarışta dişlere mahsus bir yarış sevgili yarışseverler. Yine ben Benila'nın tayı diyeceğim. Son alt temsilcisi 1 numaralı Esen Nur. Arkadaşlar biliyorsunuz bu safkan anne baba bir kardeş Sürgün Tay'la. Sürgün Tay biliyorsunuz hep Halis Karataş arkadaşımız biniyor. Bu safkanla da Halis Karataş arkadaşımız ilgileniyor. Son yarışı uzun mesafeden etkilendiğini gördüğüm bir numaralı Esen Nur'u ben bugün bu rakiplerin yanında ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine 2 numaralı Defne Yaprağı çok gösterişli bir yarış kazandı. Çok güzel bir yarış kazandı. Son ondan önceki kötü yarışın izlerini sildirdi. Bugün Ayhan Kurşun idaresinde 2 numaralı Defne Yaprağı da benim ikinci şans vereceğim safkan olacak. Yine 4 numaralı Rubin Royal isimli safkan da bir Tümöz Bey temsilcisi. Ardı ardına 3 güzel ikincilik elde etti. Bugün yine şanslı safkanlar arasında özellikle Müslüm Çelik idaresinde bu safkana dikkat diyorum. Ve 3 numaralı Tanır Kız ve son isim olarak yine beğenimi kazanan bir isim var arkadaşlar.
turbo temsilcisi 5 numaralı Özge Yel. Bu grupta bomba arayan arkadaşlarıma önereceğim safkanlardır. Ve burayı 1, 2, 4, 3 ve 5 şeklinde değerlendirdim. Altılı Ganyan 3. ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe sentetik pistte koşulacak şartlı 4 yarışına geçiyorum. Burada yine esasen bu gruptan çok kaliteli bir isim var. Sayın Murat Aktaş'a ait Altaha temsilcisi 1 numaralı Sancar. Bugün Halis Karataş idaresinde piste çıkacak son 2 yarışında olduğu gibi ekülü koşma avantajı da bulunan 1 numara Sancar bu grupta yine bir adım önde görünen isim. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda ben yine Kayızberg temsilcisi 3 numaralı Aynalı Çarşı'yı ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine son yarışın son dördüncülüğünü çok beğendiğim 5 numaralı Hülçan ve 7 numaralı Oğlum Fatih isimli safkanlar benim bu koşta sırasıyla değerlendireceğim isimlerdir. Ve Altılı Ganya'nın 4. ayağı programın 6. koşusu olan 4 ve yukarı yaşta Arap safkanlarının 2000 mesafe sentetik pistte koşulacak kısa vade 8 yarışı. Bana göre bu grupta gerçekten geç koştu, öz koştu Sayın Cüneyt Çalıcıoğlu'na ait. Evet arkadaşlar 3 numaralı Nibolu biliyorsunuz 4 yaşında start aldı. 4 yaşında koşmaya başladı. Ama gerçekten özellikle sentetikte bu tip mesafelerde çok etkili koşuyor. Yani son 3 sentetiğin 3'ünde kazandı arkadaşlar. Bugün Halis Karataş'ın da binmesiyle ben 3 numaralı Nibolu isimli safkanın bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Ve yarış sever arkadaşlarıma tercihen 3 numaralı Nibolu'yu günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganya'nın 5. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe sentetik pistte koşulacak maiden yarışı. Arkadaşlar burada da öncelikli şanslı safkanım 7 numaralı Kızıl Aslan olacak. Safkan da bir önceki yarışından takip ismim. Bugün Furkan Yüksel idaresinde piste çıkacak. Playing Boy'un tayı 7 numaralı Kızıl Aslan ilk şanslı safkanım olacak. Yine 5 numaralı Giant Dream. Evet arkadaşlar 5 numaralı Giant Dream isim safkan da bugün Halis Karataş idaresinde piste çıkacak. Son yarışında güzel bir ikincilik elde etmişti. Yine Halis Karataş arkadaşımız biniyordu. Bugün 7 numaralı Kızıl Aslan'a ilk rakip olmasını beklediğim isimdir. Yine 1 numaralı Big Price, 11 numaralı Viva Zoran ve 4 numaralı Fujisan isimli safkanlar sırasıyla bu koşta değerlendirilebilecek isimlerdir. Yani burayı da 7, 5, 1, 11 ve 4 şeklinde değerlendirip programın kapanış koşusu Altılı Ganyan'ın son ayağına geçiyorum. Arkadaşlar son ayak analizimden sonra yine ufak Altılı Ganyan ve Yedili Pres analizlerim olacak. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak verdiğim şablon şeklinde paylaştığım ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz ya da ufak harflerle okanguner.tv@gmail.com mail adresimize telefon numarası bilgilerinizi paylaşabilirsiniz. Grubumuz ücretlidir sevgili yarışseverler. Arkadaşlar Altılı Ganya'nın son ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe sentetik pistte koşulacak dişlere mahsus şartlı 4 yarışında yine son yarışını çok beğendiğim, son 2 koşusunda çok beğendiğim Atomik Blend'e Kaptan Rio'nun temsilcisi ekürü safkanlardan 1 numaralı Atomik Blend isimli safkanı bugün Ayhan Kurşun idaresinde ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 7 numaralı Küşne. Arkadaşlar bu safkan da gerek pedigrisi gerek son koşusuyla dikkatimi çekti. Bugün Halis Karataş arkadaşımızı üzerinde gördüm. Bugün 7 numaralı Küşne'yi de ben ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 2 numaralı Redemancy'yi Gökhan Kocakaya idaresinde ilk 3 safkan içerisinde değerlendireceğim. Yine 4 numaralı First Smile. Son yarışında birinci şanslı isim olarak vermiştim. Güzel bir üçüncülük elde etti. Bugün dördüncü şanslı ismimiz olacak. Yine 6 numaralı Hüma Sultan. 5 numaralı Hard
Not the Love ve son isim olarak da üçtümalı Bowet isimli safkanlara yer vereceğim. Ve ufak altılı ganyan analizime geçeceğim. Ardından gidili piyasa analizim olacak. Ufak altılı ganyan analizimde ilk ayak 3 numaralı Daniel Asson ve 2 numaralı Benzema isimli safkanları yazacağım. Burada altılılar 3'te 1 oranında düştü arkadaşlar. Ve altılı ganyanın ikinci ayağında 1 numaralı Esennur, 2 numaralı Defne Yaprağı, 4 numaralı Rubin Royal, 3 numaralı Tanır Kız ve 5 numaralı Özge Yel şeklinde değerlendireceğim. Altılı Ganyan 3. ayağında 1 numaralı Sancar, 3 numaralı Aynalı Çarşı ve 5 numaralı Hürçan şeklinde değerlendireceğim. Buradan da bir safkan çaldım. Altılı Ganyan 4. ayağında 3 numaralı Nibolu isimli safkanı Halis Kardeş dairesinde günün banko ismi olarak değerlendireceğim. Ve altılı ganyanın 5. ayağında 7 numaralı Kızıl Aslan, 5 numaralı Jean Dream, 1 numaralı Big Prize isimli safkanlara yer vereceğim. Buradan da 2 safkan çaldık ve son ayakta da yine 1, 7, 2, 4, 6, 5 ve 3 şeklinde bir değerlendirme yapacağım sevgili yarışseverler diyerek ben yedili piyasa analizlerime geçeceğim. Arkadaşlar yedili piyasalar programın ikinci koşusuyla başlayacak. Ben 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 2200 mesafe sentetik pistte koşulacak şartlı 4 yarışında bugün 6 numara Çakalınoğlu isimli safkanın Hişman Çizik İdaresi'nde bu rakiplerini rahat geçmesini bekliyorum. Günün banko ismi olarak önereceğim. Yine yedili PSM'imizin ikinci ayağında 3 numaralı Daniel Asson isimli safkanı banko ismi olarak vereceğim. Yedili PSM'imizin 3. ayağında 1 numaralı Esennur, 2 numaralı Defne Yaprağı, 4 numaralı Rubin Royal, 3 numaralı Tanır Kız ve 5 numaralı Özge Yel şeklinde değerlendireceğim. Yedili PSM'imizin 4. ayağında 1 numaralı Sancar, 3 numaralı Aynalı Çarşı ve 5 numaralı Hürçan şeklinde değerlendireceğim. Yedili PSM'imizin 5. ayağında 3 numaralı Nibolu yine bankomuz olacak. Yedili PSM'imizin 6. ayağında 7 numaralı Kızıl Aslan, 5 numaralı Jim Train ve 1 numaralı Big Prize isimli safkanlara yer vereceğim. Ve yedili PSM'imizin kapanış koşusu programın 8. koşusu olan 3 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe sentetik piste koşulacak şartlı 4 dişlere mahsus yarışta 1 numaralı Atomic Blend, 7 numaralı Küşne, 2 numaralı Redmancy, 4 numaralı First Smile, 6 numaralı Hüma Sultan ve 5 numaralı Heart Not To Love isimli safkanlara sırasıyla yer vereceğim. Ben hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu çok güzel bir gün temenni ederim. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz arkadaşlar. Esen kalın, sağlıcakla kalın.